Sıfır. Tekrar merhaba arkadaşlarım. Biz en son sizle yükselme döneminde kalmıştık. Kimi gördük biz sizle? İkinci Beyazıt'ı ve Yavuz Sultan Selim'i gördük. Şimdi geldik Yavuz'un oğlu Kanuni Sultan Süleyman'a, ya da Birinci Süleyman döneminden başlıyoruz. 1520 ve 1566 yıllar arasında tahta kalan bir Osmanlı padişahıdır. 46 yıl kalmıştır ve en uzun süre tahta kalan Osmanlı padişahıdır, ama bu dünya ona bile kalmadı arkadaşlar. Hemen bakalım Kanuni Sultan Süleyman'a. İlk önce o dönemde yaşanan isyanlarla başlayalım. Şöyle bir özelliği var: Ahmet Paşa ve Canberdi Gazali isyanları. Bu iki isyanın ortak bir özelliği vardır arkadaşlarım. Mısır'da Memlük Devleti'ni tekrar kurmaya çalışan isyanlardır bunlar. Sebebi ise Ahmet Paşa mesela sırası geldiği halde sadrazam yapılmamıştır Kanuni Sultan Süleyman tarafından. Mısır'a vali olarak gönderilmiştir. Orada da Memlük Devleti'ni tekrar kurmaya çalışır. Aynı şekilde Canberdi Gazali de Yavuz Sultan Selim Mısır'ı aldıktan sonra orada valilik yapmıştır arkadaşlarım ve Memlük Devleti'ni tekrar canlandırmak ister. Yani kısaca neyi bilmen lazım? Ahmet Paşa ve Canberdi Gazali isyanları Kanuni zamanında Mısır'da Memlük Devleti'ni kurmak için çıkan isyanlardır. Baba Zünnün ve Kalenderoğlu isyanları da yine Kanuni zamanıdır. Bunlar birazcık Alevi isyanlarına kaçar arkadaşlarım. Özellikle Kalenderoğlu isyanı Yozgat'ta çıkmıştır da diyebilirim ki birbiriyle bağlantılı isyanlardır zaten Baba Zünnün isyanıyla. 1521 yılında Belgrad alınmıştır arkadaşlarım. Burada şuna dikkat edeyim: Fatih Belgrad'ı alamamıştı Balkanlarda arkadaşlarım. Dolayısıyla Fatih'in alamadığı Belgrad, Sırbistan'ı almıştı Fatih, değil mi? Belgrad alanda Kanuni Sultan Süleyman'dır ve Belgrad Orta Avrupa'ya açılan kapı niteliğindedir. Darül Cihat olarak da bilinir. Belgrad çok önemlidir arkadaşlarım. Orta Avrupa'ya açılan kapı niteliğindedir. Belgrad'ın alınmasında etkili olan bir sadrazam var: Piri Mehmet Paşa. Piri Mehmet Paşa Yavuz'un son, Kanuni'nin ilk sadrazamıdır arkadaşlarım. Hatta Kanuni çok başarılı bir sadrazam, Belgrad'ın alınmasında etkili. Hatta Kanuni diyor ki, ben Piri Mehmet Paşa'yı gördüğümde kendime ezik hissediyorum diyor arkadaşlarım. O yüzden çok zeki, başarılı ama Türk ve Müslüman sadrazamdır. O da bana yaramaz biliyorsunuz arkadaşlar. Neden yaramaz? Türk ve Müslüman sevilen çok güçlü sadrazamlar istemiyorum. Onun yerine de kimi aldım? Tabii ki Pargalı İbrahim Paşa'yı, devşirme sadrazamı alıyorum. Rodos Adası yine Kanuni Sultan Süleyman zamanında alınmıştır arkadaşlarım. Bunlara dikkat ettim: Belgrad ve Rodos. Şimdi Belgrad alındığı için Macaristan'la aramız bozulacak ve 1526'da Mohaç Meydan Muharebesi'ni yapacağım Macaristan ile arkadaşım. Daha doğrusu Avusturya Macaristan ile de diyebiliriz. Dünyanın en kısa süreli meydan muharebesidir. 2 saatte tokatlıyorum Macar ordusunu. 2 saatte yeniyorum. Dünyanın en kısa süreli meydan muharebesidir ve Macaristan'ı alıyorum arkadaşlarım. Macaristan'ın başına da Jan Zapolyo Janos diye bir adam getireceğim. Yani bana biat edecek birini getiriyorum. Fakat burada şuna da dikkat etmek lazım: ben Mohaç Meydan Muharebesi'nde Avusturya Macaristan'la savaştığımda ya da Avusturya'dan Macaristan'ı almak için gittiğimde de başka sebebim de var. Fransa Kralı François, Roma Cermen İmparatoru'nun, değil mi, Şarke'nin esaretindeydi, esir düşmüş oraya. Dolayısıyla ben François'yı da kurtardım arkadaşım. Esaretten kurtardım. Neyin sonucunda? Mohaç Meydan Muharebesi sonucunda Fransa Kralı François'yı da esaretten kurtardım ve daha sonra da zaten Fransa ile kapitülasyon anlaşması da yapacağım. İmtiyazatı mahsusayı da yapacağım ve burada şuna da dikkat edelim: ben Mohaç Meydan Muharebesi ile Macaristan'ı aldıktan sonra arkadaşlarım Osmanlı-Avusturya savaşları başlıyor. Sebebi ise Avusturya Macaristan tahtında hep hak iddia ediyor, Avusturya Kralı Ferdinand. Bak, bu Avusturya Kralı Ferdinand ile Alman İmparatoru ya da Roma Cermen İmparatoru Şarken kardeş. Yani Habsburg hanedanı bunlar. Aynı bokun laciverti gibi düşünebilirsiniz. Sürekli de birlikte hareket edecekler Kanuni Sultan Süleyman'a karşı. O zaman burada şuna dikkat etmem lazım: Macaristan'ı aldım, François'yu esaretten kurtardım ve Mohaç Meydan Muharebesi'nden sonra Osmanlı-Avusturya savaşları başladı arkadaşlar. Kanuni zamanında başlayan Osmanlı-Avusturya savaşları ta gerileme döneminin sonunda 1791 Zitovi Anlaşması ile sona erecek. Kanuni zamanında başlayan Osmanlı-Avusturya savaşları aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle sona ermiştir dediğinde ben 1791 Zitovi Anlaşması diyeceğim. Zitvatoruk değil, o başka bir şey, oraya geleceğiz zaten, tamam. Ve ben 1791'den sonra hiç mi hiç Avusturya ile savaşmayacağım, birlikte aynı savaşlara gireceğim. Kanka olarak hiç Avusturya ile savaşmayacağım diyebilirim arkadaşım. Şimdi biz Macaristan'ı aldık, başına da Jan Zapolyo Janos diye bir adamı koyduk, geri döndük
Fakat Avusturya Macar tahtında hak iddia ettiği için ben geri dönünce, yani kanuni geri dönünce Avusturya Macaristan'a tekrar saldırdı. Bu sefer ben 1529 yılında 1. Viyana kuşatmasına çıktım. Tabi bak Viyana'ya gitmişim arkadaşlar. Bu 2. Viyana o 1683'te. Oraya Merzifonlu Kara Mustafa Paşa gidecek. Buraya giden, birincisine giden kanunidir arkadaşlarım. Buna dikkat ettim ve Estergon Kalesi alınmıştır. Bu da çok önemlidir arkadaşlarım. Yani soru olarak yapılabilir. Estergon Kalesi çok önemli zaten biliyorsunuz. Fakat 1. Viyana kuşatmasının sonucunda Viyana'ya dayandım ama tabii ki kış şartlarından dolayı, çok büyük hazırlık yapılmamasından dolayı, topların Mohaç Ovası'nda bırakılmasından dolayı çok büyük sonuç alamadım. Ama vermem gereken mesajı verdim. Yani tekrar sataşırsanız Macaristan'a gene gelirim dedim arkadaşlar. Dolayısıyla Kanuni Sultan Süleyman aslında 1. Viyana kuşatmasında başarılıdır. Neden? Tabi Viyana'ya ordu dayamışsın. Öyle de düşünebilirsin. Avrupa'nın göbeğine gitmişsiniz yani. Evet. Ardından Viyana'dan geri döndüm. Estergom Kalesi'ni falan aldıktan sonra geri döndüm. Tekrar ne yaptılar? Tekrar Macaristan'da hak iddia etmeye başladı. Avusturya bu sefer Şarken'le birlikte bunu yapmaya başladı. Kankalar ya, kardeşler ya. Bu sefer Kanuni Sultan Süleyman 1532 yılında Alman seferine çıkıyor. Almanya diye bir devlet yok arkadaşlarım. Habsburg Hanedanı, Roma Cermen İmparatorluğu falan diye düşüneceksin. Fakat 1532'de Kanuni Alman seferine çıktığında o Şarken ile Ferdinand Kanuni'nin karşısına ordu çıkaramıyorlar arkadaşlar. Kanuni de mektup yazıyor onlara. Şimdiye kadar hep mertlikten, cesaretten bahsedersiniz diyor. Karşıma diyor ordu bile çıkaramadınız diyor. Benden utanmıyorsun, bari askerlerinden utan diyor arkadaşlarım. Dolayısıyla Kanuni'nin karşısına bak, Osmanlı ordusuna bak ne kadar güçlü. Duraklamadan itibaren tabi ordu bizim iyice çökecek. Onun sebeplerine biz bakmıştık. Ordu çıkaramadıkları için bunlar barış istiyorlar benden. Karşıma ordu çıkaramalar ve 1533 İstanbul Anlaşması ya da bir diğer isimle Sadrazamım İbrahim Paşa olduğu için İbrahim Paşa Anlaşması olarak da geçer arkadaşlarım. Burada bu anlaşmada şöyle diyor. Avusturya Arşidükü, yani Avusturya Kralı Osmanlı Sadrazamına denktir diyor. Yani bak aslında protokolde Avusturya Kralı ile Padişah eşittir arkadaşlar. Yani şöyle düşün ya. Yani şimdi bizde başbakanlık sistemi kalmadı ama olsaydı eğer, mesela son başbakandan konuşalım. Binali Yıldırım diyor son başbakanımız. Biden eşittir Binali Yıldırım. Aslında onun Biden eşiti kim? Cumhurbaşkanı olmalı değil mi? Ama Biden eşittir başbakan dediğinde siyasi üstünlük kimdedir? Bendedir. Ben seninle ne görüşeceğim lan gibi benim başbakanımla görüş diyorum. O yüzden 1533 İstanbul Anlaşması ile Avrupa'ya, Avusturya'ya karşı siyasi bir üstünlük kazanılmıştır. Fakat 1606 Zitvatork Anlaşması'nda bu siyasi üstünlüğü kaybedeceğim. Orada eşitleneceğim arkadaşlar. Bak Zitvatork Anlaşması'yla siyasi eşitlik geliyor Avusturya ile arama. Zichtoy Anlaşması'yla ise Osmanlı-Avusturya savaşları sona erecek 1791 yılında. Burada siyaseten üstünüm. Devam ettim. 1533 yılında Hızır Reis, biliyorsunuz ki Cezayir Beylerbeyi'ydi ve Kuzey Afrika'da ya da Akdeniz'in altı orası biliyorsunuz zaten. Orada Osmanlı'nın hizmetine çalışıyordu ve Kanuni'nin teklifi üzerine Osmanlı'nın kaptanı deryası donanma komutanı oldu. Hızır Reis benim yani Barbaros Hayrettin Paşa da diyebilirim. Hızır Reis benim egemenliğime girince arkadaşlarım dolayısıyla Cezayir'de tamamen Osmanlı toprağı olmuş oldu. Kimin egemenliğime girmesiyle? Hızır Reis'in. Barbaros denmesinin sebebi Barbaros Avrupalılar der ona kızıl sakal anlamına gelir. Tabii kardeşleri var İlyas ve Oruç Reisler. Zaten TRT1'de gene dizisi var bunun. Engin Altan Düz Yatan oynuyor yine. Hızır Reis'i. Sakallar kızı ya onlarla alakalı olabilir. Evet. 1535 yılında imtiyazatı mahsusa bak. Hususi imtiyaz, özel ayrıcalık anlamında Fransuva'yı esaretten kurtarmıştı Mohaç Meydan Muharebesi'nin sonucunda arkadaşlarım. Ve ben Fransa ile ne yapıyorum? Kapitülasyon anlaşması yapıyorum. Yalnız burada şuna dikkat edeyim. Diyorum ki ben bu anlaşmada iki hükümdarın ömrüyle sınırlı kalacaktır diyorum. Yani Fransuva ya da ben kanuni geberip gittiğimizde bu anlaşma sona erecektir. Kısa süreli dememin sebebi ise tamamen dominyon ya da sömürge haline gelmemek için bunu yapıyorum ve aynı zamanda da bunu yapma sebeplerimden bir tanesi Avrupa'daki Hristiyan birliğini parçalayabilmek için de bunu yapıyorum. Yani Fransızlara ne diyorum? Sen karışma onlara diyorum. Haçlı birliği oluşursa bana karşı
Sen onlara karışamazsın. Bak, senin ağzına bir parmak bal çaldım diyorum arkadaşım. Tamam, sen benimle birlikte takılacaksın diyor. Ve 1538'de Preveze Deniz Savaşı'm var. Bu Preveze Deniz Savaşı'nda bizim kaptan derya tabii ki Barbaros Hayrettin Paşa'dır. Haçlarla yapıyorum ben Preveze Deniz Savaşı'nı. 27 Eylül 1538'de Preveze Deniz Savaşı'nın yapıldığı ve kazanıldığı, kadırgalarla kazanıyor bunu. Hani o gemi çeşitlerinde görmüştük. 27 Eylül günü günümüzde donanma günü olarak kutlanıyor. Bak, Çaka Beyliği'nin kuruluşu 1081 ise Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluşu kabul edilmişti. Çaka Beyliği'nin ilk denizci Türk Beyliği'ydi o. Preveze Deniz Savaşı ise 27 Eylül'dür tarihi, donanma günü olarak kutlanıyor arkadaşlarım. Ve tabii ki bu savaş ile kanuni zamanda Akdeniz bir Türk gölü haline geldi. 1538 ile 1553 yılları arasında Hint deniz seferlerine çıkıyorum. Buradaki mantığımız şu olmalı. Bunu Osmanlı donanmasında görmüştüm zaten arkadaşlarım. Gücerat Türk Sultanlığı var. Gücerat Türk Sultanlığı var Hindistan'da. Ve Portekiz baskısı altında. Hani bu coğrafi keşifleri başlatan devlet var ya, Portekiz. Portekiz baskısı altında ben bu Hindistan'daki Türk Sultanlığına yardım amacıyla gideceğim. O zaman şöyle bir cümle kurabiliriz. Osmanlı Devleti İslam aleminin lideri olarak, dikkat et bak, Osmanlı Devleti İslam aleminin lideri olarak ilk defa Türk ve Müslüman bir yere yardıma gitti. Hocam, daha önce gitmedi mi? Gitti. İkinci Bayezid zamanında gitti. Yani Yavuz'un babası zamanında gitti. Ama İslam aleminin lideri olarak gitmedi. İspanya'daki Müslümanları almıştı, hatırlayın. Tamam. Burada halifelik kişi şu an bende olduğu için İslam aleminin lideri olarak ilk defa bir yere yardıma gittim. Hindistan'daki Gücerat Türk Sultanlığı'na. Neden? Portekiz baskısı altında. 16. yüzyılda Hint Okyanusu'nda ve Akdeniz'de egemen güç Portekiz'dir arkadaşlarım. Bu bize tarih öğretmenliği alan sınavında geldi. Peki hocam, Hint deniz seferlerine kimler katılıyor? Donanmada görmüştük, tekrar edeyim kısaca. Piri Reis, Kitab-ı Bahriye isimli eseri vardı ve demişti ki Kanuni bunu idam ettirdi Kahire'de yakalatıp. Çünkü Hürmüz Boğazı'nda ya da Basra Körfezi civarında, yani İran'ın Hint Okyanusu'na açılan kısmı, orada ne yapıyordu? Donanmayı Portekizlere terk ediyordu, Osmanlı donanmasını, ve Kanuni kendisini Mısır'da Kahire'de yakalattırıp idam ettiriyordu. Kanuni döneminde idam edilen denizci derse Piri Reis. Eseri ne derse? Kitab-ı Bahriye. Bir coğrafya kitabı, deniz kitabı olarak da biliyorum. Ve Seyd Ali Reis katıldı Hint deniz seferlerine. Eseri ise Miratül Memalik idi. Memleketlerin aynası anlamına geliyordu. Bunu da söylemiştik zaten. Süleyman Paşa gitti, Murat Reis gitti. Hocam, kim gitmedi diyebilir Hint deniz seferlerine? Barbaros ya da Turgut Reis arayacaksın şıklarla. Evet. Barbaros Hayrettin Paşa ya da Turgut Reis Hint deniz seferlerine gitmemiştir arkadaşlar. Ve geldim Turgut Reis'e. Yine kanuni zamanda 1551'de Turgut Reis bugünkü Libya adını verdiğimiz Trablus Garp'ı almıştır. Bak, Turgut Reis Dragut Turgut olarak bilinir Avrupalılar tarafından ya da Haçlılar tarafından. Haçlılar Turgut Reis'in Akdeniz'deki faaliyetlerinden acayip korkar. O yüzden Haçlılar Turgut Reis'e Dragut Turgut, korgu salan unvanı vermişlerdir ve hatta Barbaros Hayrettin Paşa der ki denizcilik konusunda Turgut benden ileridir der arkadaşlarım. Yani daha yeteneklidir denizcilik konusunda der. Turgut Reis'in aldığı Trablus Garp'ı ben 1912 Uşi anlaşması ile kaybedeceğim. İtalya saldıracak oraya, 20. yüzyılın başında göreceğiz. Ve 1555 yılında Amasya Anlaşması tarih öğretmenliği alan sınavında geldi. Kanuni'nin İran-Irak üzerine yaptığı seferler sonucunda, yani Safaviler üzerine yaptığı seferler sonucunda imzalanmıştır. Kısaca bilmem gereken nokta, İran ile yapılan ilk anlaşmadır. Azerbaycan'ın bir kısmı, işte İran bir kısmı Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Ama senin bilmen gereken en önemli özellik ne? İran ile ya da Safaviler ile yapılan ilk anlaşmadır da diyebilirim. 1560 yılında Turgut Reisciğim gene Cerbe Adası'nı almıştır. Kuzey Afrika'daki Türk üstünlüğü sağlanmıştır. Cerbe Adası'nın alınmasıyla ne olmuş? Kuzey Afrika'daki Türk üstünlüğü sağlanmış. Fakat Malta Adası kuşatması sırasında Turgut Reis başına aldığı bir darbeden dolayı şehit olduğu için Malta Adası alınamamıştır arkadaşlar. Osmanlı tarihinde alınamadı hiç Malta Adası. Ki bunu ileride göreceğiz zaten. Birinci Dünya Savaşı sonucunda işte Mebusan Meclisi'ndeki milletvekilleri ve Birinci Dünya Savaşı sonucunda yakalanan Osmanlı subayları hep Malta'ya sürgüne gönderilecektir arkadaşlar. Dolayısıyla ben Malta'yı hiç alamadım demek bu. Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi hangisi derse,
1566 Zigedvar Seferi diyeceğim. Sebebi ise Avusturya'nın Osmanlı'ya ödediği yıllık vergiyi ödememesi arkadaşlarım. Bu yüzden Kanuni Sultan Süleyman 1566 yılında Avusturya üzerine sefere çıkmıştır. Dikkat ettim. Son sefer hangisiydi? Zigedvar. Kanuni Sultan Süleyman son seferini aşağıdaki devletlerden hangisi üzerine yapmıştır derse? Tabii ki Avusturya demem gerekiyor arkadaşlarım. Ve bu sefer sırasında da Kanuni Sultan Süleyman beyin kanaması yazar çoğu kaynakta. Beyin kanamasının hayatını kaybetmiştir. Dikkat ettim arkadaşlarım. Avusturya üzerine yapılmıştır ve Kanuni'nin son seferidir. Bu Zigedvar seferi. Evet. Burada dikkat etmem gerekenleri zaten anladın ve çoğunu da biz size zaten Osmanlı kültür medeniyetinde de görmüştük arkadaşlar. Buradan sonraki konum ne olacak? Sokullu Mehmet Paşa dönemi olacak. Çünkü Kanuni'den sonra gelen çocuklar işte 2. Selim yani Sarı Selim, Hürrem'den olma çocuk ve 3. Murat ülkeyi yönetmekte sevdalı çocuklar olmayacaklar. Onlar başka şeylerde meraklı. Dolayısıyla ülkeyi sadrazam ve devşirme Sokullu Mehmet Paşa yönetecektir diyeceğim. Kimi zamanda Sarı Selim ve 3. Murat zamanında. Dolayısıyla biz bir sonraki konuda oraya geçeceğiz ve Sokulu'nun projelerine bakacağız. Arkadaşlar umarım anlaşılmıştır. Bol soru çözün. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.